da olsa devam ediyor şeklinde. Evet. Hepsini konuşacağız ama piyasanın reaksiyonu ile ilgili de bir değerlendirme almakta fayda var. ALB menkul değerlere döneceğiz. Analist Enver Erkan şu an karşımızda. Merhaba, hoş geldin Enver yayınımıza. Merhaba İnce Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Cari açık verisi beklentilerin biraz üzerinde açıklandı ve piyasada ilk reaksiyonu biz dolar TL kurunda gördük. Veri öncesinde 2.05'e yakın bir yerde işlem gören dolar TL ilk aşamada hemen 2.06'nın üzerine hareketlendi. 2.06 üzerinden yine biraz satış geldiğini gördük ve son durumda işlemler 2.05.60 seviyesinden geçiyor. Nasıl değerlendiriyorsun hareketi? Kurda 2.06 seviyesi üzerine bir hareket öngörüyor muyuz? Günün geri kalan kısmında hangi bant aralığı takip edilecek? Şimdi kurdaki hareketlenmelere baktığımızda 2.04 seviyesinin üzeri zaten risk bölgesi olarak görünüyordu. Dün Endonezya Merkez Bankası'nın faiz arttırımının gelişmekte olan piyasaları yeterince desteklememesi, artı olarak da TCMB'nin ek sıkılaştırmasının da piyasalarda dolar TL'yi yeterince gevşetememesi bu risk bölgesinden yukarıya doğru sert hareketlenmeler olabileceğini göstermekteydi. Piyasalar bugün cari açık verisini bekledi ve cari açığın beklenenin bir hayli üzerinde 3.28 milyar dolar olarak açıklanması sonra dolar TL'de doğal olarak yukarı yönünde sert hareket gözlemledik. Biraz pozisyon kapamalara bağlı olarak 2.06'dan geri dönse de 2.05.60 dolaylarında yukarı eğilimini sürdürüyor parite. Bugün dolar tarafında önemli bir veri açıklanmayacak. Akşam Bernanke'nin konuşması görünüyor. Her ne kadar biraz düşük nitelikli bir konuşma olarak görünse de yine de takip edilmesi gerekli. 2.05.60 seviyelerine kaldığı sürece 2.06 ve üzerinde 2.08 seviyelerini dolar TL'nin hedefleyebileceğini görüyoruz. Gevşemeden bahsedebilmemiz için 2.04 seviyesinin aşağısında bir hareket beklemek durumundayız. Çok kısaca borsayı da soracağım. 71.592 puan seviyesindeyiz. Dünkü geri çekilmenin bugüne de yansıdığı görülüyor. Küresel piyasalarda da zayıf bir görünüm var. Sanki orayı da takip ediyor endeks ama borsa için hangi seviyeleri takip edeceğiz? Şimdi Türkiye borsası cari açık veren piyasalara uyumlu bir şekilde dün satıcılı seyretti ve 72 bin seviyesinin hemen aşağısında kapattık günü. Bugüne yine cari açık verisinin beklentisiyle girdik ve endekste cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber satışların derinleştiğini görüyoruz. Tabii dolar TL'nin ile gösterilen ters korelasyon endeksi aşağıya doğru baskılamakta. Buna bağlı olarak dolar TL yukarı gittikçe endeksin biraz daha aşağıya hareket etmesini bekleyebiliriz. Bu bağlamda da 72 bin seviyesinin üzerinde endeks kalamadığı sürece 70.600 seviyesine doğru bir baskılanmadan söz edebiliriz. Çok teşekkürler değerlendirmeleri için. Kısa bir araya çıkalım, aradan sonra devam edelim.